Türkiye Döküm Sektörü'nün değerli temsilcileri, hoş geldiniz. Her ne kadar TÜDOKSAT Akademi adı altında bir etkinlik gibi görünüyorsa da bu bir bilgilendirme toplantısı. Bu bilgilendirme toplantısında Dünya Bankası'nın desteğiyle duyurda belirtildiği gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda TÜBİTAK tarafından sağlanmakta olan iki çağrı konusunda bizi iki uzman bilgilendirecek. Bunlardan birisi 1831 Yeşil İnovasyon ve Teknoloji Mentörlük Çağrısı. İkincisi 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı. Bu bilgilendirmede bize ilk kez bilimsel programlar kıdemli uzmanı Sayın Hamit Taş bilgilendirecek. Onun sunumundan sonra da bilimsel programlar baş uzmanı Doktor Çiğdem Okutan bilgilendirecek. Soruları onların sunumların sonrasında alacağız. Her zaman olduğu gibi sorularınızı lütfen aşağıdaki sohbet kutucuğuna yazın. Bu kez istisnai olarak sunum sonunda biz bir anket uygulamayacağız. Biliyorsunuz eğitimlerde normal memnuniyet anketi uyguluyorduk. Bu bir bilgilendirme toplantısı olduğu için anket söz konusu değil. Ben sözü Hamit Bey'e verirken kendisini kısaca tanıtarak sunuşuna geçmesini istiyorum. Buyurun Hamit Bey. Merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kurum adına bize bu imkanı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılımcıları da iyi bir sunuş olması ve iyi bir hani soruları olursa cevaplamaya çalışacağımızı ve desteklerimize başvurmalarını bekliyoruz. Şimdi normalde biz TÜBİTAK olarak, TEYDEP olarak yaptığımız şeyler genellikle hani kendi ülkemizin öz kaynaklarıyla çalışıyoruz. Bu program kapsamında, 1801 programı kapsamında farklı bir yöntemle firmalarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu Seyfi Bey'in bahsettiği gibi bu programda finansör Dünya Bankası ve programın koordinatörü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Dünya Bankası'nın finansörlüğünde çalışan ve normalde biz TÜBİTAK olarak programlarımızda genellikle hibe desteği veriyoruz. Ancak bu program kapsamında bazı şeylerde, bileşenlerde geri ödeme durumundayız ve hani şey bu bir bizim için de yeni bir model olan bir kredi uygulaması modeli gibi. Şimdi programa biraz bakacak olursak. Dünya Bankası 450 milyon dolarlık bir kredi Türkiye'ye verdi yeşil dönüşümle ilgili olarak. Bu üç bileşen altında firmalarımıza kredi olarak kullandırılacak. İlk bileşen KOSGEB tarafından üretim yapan KOBİ'lerin kaynak performanslarının iyileştirilmesi ve karbon emisyonunun azaltılmasını destekleyici proje yürütülmesi amacıyla 250 milyon dolarlık toplamda bir bütçesi var. İkinci bileşen biz TÜBİTAK tarafından yürütülecek sanayi kuruluşlarının yeşil Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi üzerine toplamda 175 milyon dolarlık bir bütçe var. Üçüncü bileşen ise yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje yönetim ve kurumsal gelişim amacıyla verilecek ve 25 milyon dolarlık burada bir şey var, kaynak var. Biz mevcut durumda TEYDEP desteklerinin tamamı hibe şeklindedir. Finansmana erişini kolaylaştırmak ve çeşitlendirmek için geri ödemeli kredili destek mekanizmasını yürütülmesini ilk defa burada 1801 kodlu yani sanayi Ar-Ge projeler için geri ödemeli ve hibe destek programı ismiyle yeni bir program tasarladık. Bu programda üç farklı destek programı var. Birincisi 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı. İkincisi 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı. Üçüncüsü ise 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı. Burada dikkat edilmesi gereken husus bizim desteklerimiz Ar-Ge Yeşil Dönüşüm temalı Ar-Ge desteğidir. Hani burada bir yatırım desteği verilmemektedir ve yani bizim projelerimizde yatırım projeleri arasında bir fark vardır. Bu farkı iyi
fark etmeniz gerekiyor. Ayrıca Dünya Bankası'nın mevzuatı gereği savunma sanayi NACE kodu savunma sanayi olan kuruluşların bu desteklerden faydalanamıyorlar. Şimdi desteklere biraz daha detaylı gelecek olursak ilk desteğimiz 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı. Aslında bu bir nevi diğer projelere ön hazırlık gibi düşünebiliriz. Burada iki aşamalı bir şey var. Daha doğrusu iki farklı kurumun ortaklığıyla yürütülüyor ve TÜBİTAK bunu destekliyor. İlk etapta TÜBİTAK akredite ettiği uzman kuruluşlar, çözüm ortağı dediğimiz uzman kuruluşları yol haritası oluşturma, yeşil dönüşümle ilgili yol haritası oluşturma, yeşil dönüşümle ilgili kapasite ve durum analizi çalışmaları, mevcut şirketlerde, işletmelerde, üretim tesislerindeki mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları, yeşil güncel teknolojilerin danışmanlığı ve yeşil dönüşümle ilgili diğer konularda hizmet vermesi ve bunlara bir mentörlük vermesi bekleniyor. Burada mentörlük verecek uzman kuruluşlardan biz Aralık ayında niyet beyanlarını topladık. 12 Ocak'ta niyet beyanlarının son teslim tarihiydi ve bu kuruluşların değerlendirmesini yapıp 25 tane kuruluşu TÜBİTAK'ın çözüm ortağı olarak bu programda kullanacağı çözüm ortağı olarak belirledik. Şimdi çözüm ortakları da KOBİ'lere gidecek. Az önce bahsettiğim işte yeşil dönüşümle ilgili yol haritası oluşturma, kapasite durum analizi, boşluk analizi, güncel teknolojiler, yeşil dönüşümle ilgili diğer mevzuatlarla ilgili danışmanlık hizmeti verecekler ve verdikleri danışmanlık hizmetleri TÜBİTAK tarafından %90'ı hibe olacak şekilde desteklenecek. Burada her projenin bütçesi 7 bin dolara tekabül edecek şekilde program içerisinde güncellenecek çağrı içerisinde. Ve bir KOBİ'miz en fazla 3 defa mentörlük desteği alabilecek ve bir KOBİ eğer dilerse aynı çözüm ortağından da 2 defa en fazla 2 defa hizmet alımı yapabilecek. Burada oluşturulacak projeler hani biraz daha fotoğraf çekme ve durum tespiti ve hani yapılabilecek işlerin neler olduğunu belirlemek gibi olduğu için hani süresi burada önerilecek projelerin süresi toplamda 6 ay gibi bir süresi var. Burada uzman kuruluşların niyet beyanlarını aldık ve toplamda 79 tane niyet beyanı almıştık ve 25 kuruluşu da çözüm ortağı olarak belirlemiştik. 2 hafta önce 17 Mayıs tarihinde de KOBİ'ler için mevcut durumda hizmet alımı yapmaları için çağrısını 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük çağrısını açtık. Burada KOBİ kendi anlaştığı, kendi seçtiği çözüm ortağıyla birlikte 1831 programına TÜBİTAK'ın elektronik başvuru sistemi Prodis dediğimiz eteydep.tubitak.gov.tr adresinden başvuru yapabilir durumda ve bu başvuruların sonucunda çözüm ortaklarından alacakları hizmetler destek kapsamına alınacaktır. Burada bütçe sınırımız şu an için 210 bin TL. Muhtemelen doların seyrine göre bu ayın sonunda veya yıl içerisinde bir daha bir güncelleme yapılabilir. 7 bin dolara tekabül edecek bir rakam tekrardan belirlenebilir. Burada TÜBİTAK bu projelerle diğer özellikle 1832 projelerine ve 1833 projelerine başvuru yapabilecek KOBİ'lerin durumlarını belirlemeyi hedefliyor ve burada dinamik bir yapı geçerli. Mentörlerimizi sürekli güncel tutmaya çalışacağız ve KOBİ'lerin verdiği geri bildirimle mentör performanslarını ölçüp yeni çözüm ortakları sisteme yeni çözüm ortakları dahil edebiliriz veya mevcut durumdakileri performanslarını düşük bulduğumuz çözüm ortaklarını sistemden çıkartabiliriz. 1831 ile ilgili hani benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz Çiğdem Hanım devam edebilir 1832'ye. Elbette teşekkür ederiz. Az ve öz bilgilendirme için sorular biraz daha detay kazandıracak. Katılımcılara bir duyurumuz var. Bu yapılan sunumlar paylaşılacak.
TÜDOKSAT web sitesinde bulunacak. Ayrıca ilgili kurumların web site adresleri de sunum sonunda verilecek. Oralardan da ek bilgi alma imkanı var. Biz Hamit Bey'e çok teşekkür ederiz. Şimdi bilimsel programlar başuzmanı Sayın Doktor Çiğdem Okutan bize sunum yapacak. Kendisi çağrı sunumunun başlığı 1832 sanayide yeşil dönüşüm. Evet Seyfi Bey, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Kendinizi kısaca tanıtarak Tamamdır. başlarsak buyurun. Sağ olun. Merhabalar herkese. Ben de kurum adına ve şahsım adına herkesi selamlıyorum sevgi saygıyla. İsmim Çiğdem Okutan. Bilimsel programlar başuzmanı olarak TDEP'te yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Ben de size, ayrıca Dünya Bankası'nın proje uygulama biriminde görev alıyorum. Ben de sizlere isterseniz izninizle ben bir ekran paylaşayım sunumumu. Dünya Bankası desteğiyle yürütülen projenin TÜBİTAK bileşeninde yer alan 1832 sanayi yeşil dönüşüm çağrısından bahsedeceğim sizlere. Bu çağrı ya sunulacak projelerin Ar-Ge yönelik konu başlıkları mutlaka yeşil mutabakatla uyumlu olması gerekiyor ve biz bu Ar-Ge yönelik konu başlıklarını çağrı duyurusunda verdik. Ekranda da görüyorsunuz, bu yansıda yer alan linkten de ulaşabilirsiniz. Yeşil mutabakat kapsamındaki konular sadece konular kapsamında başvuru yapabilirsiniz. Bu çağrıda önemli başka bir husus da daha önceden Ar-Ge çalışması yapılmış, belli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileşmemiş ürünler ya da süreçler bu çağrıda değerlendirilecek. Yani teknolojik hazırlık seviyesini başlangıç olarak 5 ile başlaması beklenen 6 ve 9'a kadar desteklenebilir. Bu çalışmalar dediğimiz gibi eskiden yapılmış çalışmalar TÜBİTAK ya da COSGAP programı tarafından desteklenmiş olabilir veya diğer ulusal uluslararası programlarla desteklenmiş olabilir veya kuruluş kendi kaynaklarıyla yürüttüğü Ar-Ge projenin devamı niteliğinde olarak bize bu programımıza başvuru yapabilirler. Prototip geliştirme, iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, saha denemeleri, demonstrasyon aşamasında olan tüm çalışmalar bu çağrı kapsamında desteklenebilecektir. Bir kuruluş bizim şu anda açık çağrımız yok ama yine de aynı şeyi yürüteceğiz. Bir kuruluş çağrıya en fazla iki proje önerisiyle başvuru yapabilir ve bireysel başvuru yapabilirler, ortaklı da yapabilirler. En fazla üç ortaklı proje başvurusu da yapabilirler. Kuruluş ölçeği bir kısıtlamamız yok. Büyük veya KOBİ ölçekli kuruluşlar başvuru yapabilir. Üniversiteler ve araştırma kurumları ortak olarak yer alamazlar. Danışmanlık veya hizmet alımı yapılabilir bu kurumlarda. Şu ana kadar 8 Aralık 2023'den itibaren yani bu projenin lansmanından itibaren açtığımız iki tane çağrımız vardı. İlk çağrımızda 162 proje başvurusu aldık. Şu an hala değerlendirme süreçleri devam ediyor projelerin. Diğer ikinci çağrımızı da 16 Nisan'da açmıştık. Onda da 71 proje başvurusu aldık. Bu projenin değerlendirme aşamaları şu anda devam ediyor. Ve bu yıl içerisinde iki tane daha yeni çağrı açmayı da planlıyoruz. Bu çağrılardan ilkini 1 Ağustos 2024 tarihinde açmayı planlıyoruz. İkinci çağrımızı da affedersiniz 1 Aralık 2024 tarihinde açacağız. Süresi üst sınırı 24 ay. Kuruluş ölçeklerine göre proje bütçesi üst sınırları bulunmakta. Mikro küçük ölçekli kuruluş için 7,5 milyon TL, orta ölçekli kuruluş için 12 milyon TL, büyük ölçekli kuruluş için ise 22,5 milyon TL. Bunlar tekil başvuru yapıldığında ortaklı olması durumunda da proje bütçeleri toplanarak proje bütçesi belirlenir. Desteklenebilecek gider kalemleri personel, seyahat, alet tesisat, test ve hizmet alımları ve malzeme giderleri. Değerlendirme süreci bizim normalde süreci TDEP destek programlarıyla aynı. Uygunluk kontrolü aşamamız var. Uygunluk kontrolü aşamamızdan sonra
firmaları hakemlerimiz yerinde ziyaret ederek raporlarını oluşturur ve raporlar grup yürütme kurulunda değerlendirilip başkanlık onayına sunulur. Uygunluk kontrolü ise Dünya Bankası'nın kurallarının kontrol edildiği bir aşama. Burada biz firmalardan bazı kriterler istiyoruz, sağlamasını istiyoruz. Bunlar en az 2 yıllık bir firma başvuru yapabilir bu çağrıya. Spin-off ve bizim 1512 BİK desteğinden yararlanmış girişimci firmalar hariç ve özel sektör kuruluşu olmasını istiyoruz. %75 ortaklığı özel sektör kuruluşu olması gerekiyor. Bir de finansal uygunluk kontrolümüz var. Burada firmaların net satışlarının ve aktif varlıklarının alabileceği krediden büyük olması gerekiyor. Ve bankadan bu alacağı kredinin %50'si kadar bir referans mektubu istiyoruz. Bir de projelerin çevresel ve sosyal etki değerlendirme aşaması var. Bu da Dünya Bankası'nın istediği bir uygunluk kriteri. Bu uygunluk kriterlerinden geçen projeler hakem değerlendirmesi sürecine alınıp ve süreç aynı yukarıda TEDE programlarındaki gibi işletilir. Desteklenebilecek gider kalemleri yine dediğimiz gibi TEDE programlarıyla benzer. Burada sadece hizmet alımları kaleminde CE kalite belgelendirme ve sertifikasyon giderlerini destekliyoruz. Lisanslanan patentli teknolojinin olgunlaştırılması ve teknolojinin yeni ürün ve süreçlere dönüşmesiyle ilgili faaliyetleri ilgili giderler destekleniyor. Bir de proje kapsamında satın alınan alet teçhizatın sigortalanma giderlerini hizmet alımı kaleminde sunabilirsiniz. Dünya Bankası çağrılarının genel kurallarına bakacak olursak firmalara Türk lirası üzerinden faizsiz geri ödemeli bir destek verilecek ve firmalara bu ödemeler ön ödeme şeklinde olacak. Sermaye şirketlerinde TÜBİTAK'tan kullanılacak kredi desteğinin %50'si oranında teminat alınacak. Bu projeler kabul edildikten sonra yani sözleşme aşamasında teminat istiyoruz. Firmaların tescil tarihinin 2 yıl ve üzeri olması gerekiyor. Yine startup ve spin-off'lar hariç önceki slaytta söylediğim gibi. Finansal uygunluk kontrolü yapılacak. Varlık değeri veya net satışların alınan geri ödenebilir finansman değerinden büyük olması koşuluna bakıyoruz. Bir firma Dünya Bankası finansmanı ile en fazla 2 proje için geri ödemeli destek alabilecektir. Yani bu 6 yıl boyunca sürecek bu projeden bir firma en fazla 2 projeden yararlanabilecek. Buna mentorluk desteği hariç yani 1832 ve 1833 kapsamında söylüyorum. Proje başvuruları için firma ölçeği kısıtlaması yok. KOBİ'ler ve büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapabilir. Ve projede yer alan her bir kuruluştan çevresel ve sosyal etki beyan formunu alıyoruz. Ödemeli destek ve hibe destek oranlarına bakacak olursak eğer bir büyük kuruluş ise proje bütçesinin %70'i kadar kredi alabilecek, %30'u öz sermaye katılım oranı olacak. Eğer KOBİ ise %80'i kadar geri ödemeli destek alabilecek, %20'si yine öz sermaye. Deprem bölgesinde bir KOBİ ise proje bütçesinin %90'ını kadar kredi alabilecek ve aldığı krediye uygulanacak oranlar var. Eğer büyük ölçekli bir kuruluşsa aldığı kredinin %50'sini proje bittikten 1 yıl sonra geri ödemeye başlayacak. Eğer KOBİ ise %40 oranında aldığı krediyi geri ödeyecek. Bu temel oranlar. Eğer proje başarılı bir şekilde de biterse yani bizim Dünya Bankası kapsamında yeşil dönüşüm göstergeleri diye adı altında belirlediğimiz bazı indikatörler var. Bu indikatörlerden en az birini sağlaması durumunda proje başarılı sayılacak ve TÜBİTAK'a yapacağı ödeme oranı değişecek ve TÜBİTAK eğer büyük ölçekli bir kuruluşta aldığı kredinin %30'unu sadece geri ödeyecek, KOBİ ise %20'sini geri ödeyecek. Yılda 2 kere 6'şar aylık taksitler halinde TÜBİTAK geri ödenecek. Geri ödeme süresi en fazla 4 yıl olarak planlanmakta. Size bir destek şekli için bir büyük ölçekli kuruluş örneği de sunmak istedik. 200 TL'lik bir proje bütçesi olduğunu düşündüğümüzde büyük ölçekli kuruluş için bunun %30'u öz kaynaktan 60 lirası öz kaynak 140 lirasını kredi olarak alabilecek ve minimum geri ödeme oranı %50 ve burada 70 TL'si hibe olacak 70 TL'sini geri ödeyecek. Eğer proje sonundaki değerlendirmeye göre proje başarılı olarak sayılırsa hibeye dönüşme oranı %20 artacak ve %70'e çıkacak.
Yani aldığı 140 TL'lik kredinin %30'unu geri ödeyecek, 42 TL'sini ödeyecek ve 98 TL'si hibe olacak. Ve totalde de baktığınızda proje başarılı olduğunda firmaya %50 civarında bir hibe desteği aktarılmış olacak. Peki bu başarı kriterleri dediğimiz kriterler nelerdir? Geri ödemeli desteğin hibeye dönüşme oranını 4 tane biz indikatör belirledik. Birinci indikatörümüz üretim birim başına elektrik tüketiminde en az %10 azalma veya üretim birim başına su tüketiminde en az %10 azalma veya geri dönüştürülemeyen atık miktarında %10 azalma veya yenilikçi ve yeşil teknoloji çözümlerin geliştirilmesi. Bu proje öneri başvuru formunda firmaların ilk başta seçeceği kriterler. Bu kriterleri hangisini hedeflediğini mutlaka proje önerisinde tanımlaması gerekiyor firmalarımız ve proje sonunda bu hedefe nasıl ulaşıldığını bize doğrulama çalışmasıyla göstermesi gerekiyor. Ve bu proje sonunda başarı durumu iş paketinde belirtilen bu sistematik çerçevesinde değerlendirilecek. Bu çalışma için uzman kurum ve kuruluşlardan hizmet alımı yapılabilir. Hizmet alım gideri de proje bütçesine dahil edilebilir. Ve 1832 çağrısı ile ilgili tüm sorularınıza yeşilsanayi.başvuru@tubitak.gov.tr adresinden gönderebilirsiniz. Gün içerisinde yanıtlamaya çalışıyoruz ama yoğunluktan dolayı bir gün sonra da cevaplayabiliriz. Ama mutlaka geri dönüş yapıyoruz. Ve başvurular etdep.tubitak.gov.tr adresinden yapılıyor. Örnek başvuru dokümanları ise web sitemizde yer alıyor. Linki ekranda gördüğünüz üzere yansı da yer alıyor. Bütün sorularınızı buralardan cevaplamaya çalışıyoruz. Yani yeşil sanayi ve başvuru@tubitak.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Çiğdem Hanım. Bir müddet daha kalabilir mi? Sondan ikinci slayt. Bu soruları veya başvuruları yapacakları adres. Konuşun son değil, sondan bir öncesi. Evet, orası. Orası kalırsa arkadaşlar, kayıt almak isteyenler alsınlar. Görülüyor. Böyle de kalabilir. Güzel. Gayet güzel şeydir. Evet. Ayrıca etteydep.gov.tr. Evet. Hani bir tekrar verdi şeyi. E-posta adresini. Evet, Evet. başvurularımızda bizim elektronik proje değerlendirme ve izleme sistemimiz var. TÜBİTAK olarak TEDEB'in kullandığı Prodis üzerinden yapabilirler. Ama şu anda açık bir çağrımız yok. 1 Ağustos'ta açmayı planlıyoruz. Üçüncü çağrımızı bu program kapsamında. Oradan o tarihlerde zaten web sitesinde de duyurularımızı yapıyoruz. Firmalarımız takip ederlerse başvuru tarihlerini kaçırmazlar. Dolayısıyla 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak, yapılacak olan çağrılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı oldu bu. Evet, öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Güzel. Biz şimdi katılımcı arkadaşlarımızdan soru bekleyelim bir yandan, bir yandan da sohbetimize devam edelim. Evet. Ayrıca proje için de yani Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi için de Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın tigip.sanayi.gov.tr adresine inceleyebilirler. Orada sadece TÜBİTAK destekleri değil, bu Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki tüm destekler orada mevcut. Hem KOSGEB destekleri hem TÜBİTAK destekleri o web sitesinde incelerlerse ve yararlı bilgilere ulaşabilir firmalarımız. Tuğçe'nin zaten paylaştığı bu şeyde Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında açılacak destek programlarının sunumlarıyla ilgili linkten ulaşım sağlayabilirsiniz diyor. Bu sunumlara tgipsanayi.gov.tr publications presentations şeyiyle ulaşabileceğiz. Evet. O zaman bizim kulağımız hep sizde olacak. Çağrıyı açmanızı bekleyeceğiz, öyle diyelim. Bu bahsettiğiniz indikatörler dediniz. O indikatörler, dört indikatörde %10, %10, %10.
O %10'lar acaba neye göre seçildi? Çünkü bir elektrik tüketiminde %10 hayli iddialı bir şeydir, hedeftir de onun için. Evet, ya bu oranlar Dünya Bankası ile yaptığımız müzakereler kapsamında belirlenen oranlar ve minimum %10 bekliyoruz. Bunlar minimum sayılar. En az %10 rakamı orada yaptığımız müzakereler kapsamında oluşan tablo aslında. Mesela dördüncü yeşil dönüşüm göstergemiz var. Burada yenilikçi bir yeşil çözüm de önerirse firma onu da kabul ediyoruz. Ama dediğimiz gibi bu oranlar tabii ki şimdi çok şey duruyor ama biz bu oranların doğrulandığını da doğrulama çalışmalarını da istiyoruz firmalarımızdan. O iş paketlerinde bunları da yer vermeleri gerekiyor firmalarımızın. Ben paylaşımı durdurdum Seyfi Bey. Tamam, Sorular teşekkür ederim. Teşekkür ederim. varsa alabiliriz. Evet, ben de soru bekliyorum. Soru gelmiyor. Ya her şey çok açık veya çok erken diye düşünüyor arkadaşlar soru sormak için. Çünkü fiilen o prezentasyon şeylerine, formlarına ulaşıp orada sorular oluştuğunda nereye soracaklarını biliyor şu aşamada arkadaşlarımız o zaman. O açıdan bence verimli, değerli bir paylaşım oldu. Bu organizasyonda emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ederim. Döküm Sanayicileri Derneği TÜDOKSAT üyeleri olarak. Biz Hepinize teşekkür ederiz. biz teşekkür Herkese ederiz Seyfi iyi Bey. çalışmalar dileriz. İyi günler, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. İyi günler. İyi İyi günler. günler.